Herkese merhaba. Güller, papatyalar, zambaklar, leylaklar. Hepsini çok severim ama içlerinden biri var ki kokusuyla beni benden alır. Her yıl onun açma mevsimi geldiğinde o kokuyu bütün hücrelerimde hissettiğimde şükrediyorum. Yine koklayabildiğim için. Evet, nergis çiçeklerinden bahsediyorum. Oh, mis. Keşke bu kokuyu bu videoyla sizlere gönderebilme şansı olsaydı. Aralık, Ocak, Şubat ayları nergis çiçeğin hassas zamanıdır. Rengi, narin yapısı ve güçlü kokusuyla insanları kendine aşık eder. Kokusu öyle güçlüdür ki fazla kokladığınız zaman başınız bile dönebilir. Koku çok kuvvetli bir algıdır. 6 saniye içerisinde hormonları tetikler, 2 dakika içerisinde kana karışır. Yaklaşık 30 dakika içerisinde de hücrelerimize yerleşir. Güçlü, aromalı çiçeklerin insanlar üzerindeki koku etkisini siz düşünün artık. Nergis çiçeği bu güçlü kokusundan ve güzelliğinden dolayı da efsanelere konu olmuştur. Narkissos'un efsanesinde dilden dile aktarılarak bugünlere ulaşmıştır. Şöyle elimi alıp belki de size böyle göstermek istiyorum ve bu şekilde anlatmak istiyorum. Narkissos bir ırmak tanrısının oğludur. Yakışıklılığı ile nam salmıştır. Kendisine aşık olan peri kızlarının hiçbirini beğenmez. Bir gün su içmek için ırmağa doğru eğildiğinde kendi yansımasına aşık olur. Ve bu aşk yüzünden ırmağın kenarından ayrılmaz. Çok acılar çeker. Orada da ölür. Bu duruma üzülen tanrılar onu bir çiçeğe çevirirler. Tabii ki bu çiçek de nergis çiçeğidir. Karaburunlu Narkissos'un efsanesi de işte bu şekildedir. Ben bu videoyu çekmeden önce Karaburun'dan bir üreticiyle iletişime geçtim. Görüştüm, size üretimle ilgili birçok bilgi aldım. Edindiğim bilgiler doğrultusunda bu işin büyük çapta üretim yerinin Mersin olduğunu öğrendim. Karaburun'da üretim Mersin'e göre daha düşüktür. Çünkü Mersin'de düz arazi bulmak çok daha kolaydır. Fakat Karaburun'da sarp kayalıklar ve makilikler olduğu için pek düz arazi bulamazsınız. Ancak Karaburun nergisinin kokusu Mersin'e göre çok daha güçlü ve kuvvetliymiş. Bildiğiniz gibi nergis çiçeği şöyle göstereyim. Soğanlı bir bitkidir. Eylül ve Ekim ayları gibi bu soğanlar toprakla buluşur. 30 santim aralıklı 15 santim derinliğe ekmeliymişiz. 1 metrekareye yaklaşık 10 bin soğan ekilebilirmiş. Kuru nergis ve sulu nergis olmak üzere iki çeşit üretim yapılırmış. Kuru nergis doğada kendi kendine yetişen, doğal olarak yağmurlarla sulanan üretimmiş. Sulu nergis ise bizlerin daha çok çiçekçilerden aldığımız kesme çiçek tarzında olan nergismiş. Ve üreticiler bu soğanları, yani şu soğanları daha hızlı üretim alabilmek için Ağustos ayı gibi sulamaya başlarlarmış. 4,5 ya da 5 yılda bir tarlalar sürülür, soğanlar çıkartılır. Zarlarından ve yavrularından temizlenip tekrar ekilirmiş. Her üretimde olduğu gibi nergis çiçeği üretimi de zahmetli ve sabır isteyen bir iş gerçekten. Buradan sular da böyle akıyor. Onu da şöyle tekrardan alayım ben ama bu nergislerin kokusu inanılmaz. Nergis bahçe çiçeğidir. Doğal şartlarda sulanmayı sever. Bizlerin balkonlarda yetiştirdiği, saksılarda yetiştirirken çok fazla verim alamayız. Çünkü bazen zaman zaman çiçek açmadığı bile olur. Çünkü doğal ortamda yetişmesi lazım. Ve nergis çiçeği soğuk seven bir çiçektir. Yani dışarıdan aldıktan sonra böyle vazolara az miktarda bir su koyarız. Ve gün içerisinde oturma odamızda ya da salonda beklettiğimizde akşamları muhakkak balkonda bekletmenizi tavsiye ederim. Nergis aşk ve güzellik çiçeğidir. Muhteşem kokusuyla insanları büyülediğine inanılır. Bu videoyu izledikten sonra siz de kendinize ya da sevdiğiniz birine bir çiçekçiden bir demet nergis alın lütfen. Gözlerinizi kapatın. Bu muhteşem kokusunu içinize çekin. Sonra hissettiğiniz mutlulukla gününüze devam edin. Benden söylemesi. Bugün nergis çiçeklerinden bahsettim size.
Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Sevgiyle kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.